Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kameramı tanıtıyorum. YouTube'a gelen bir yorum üzerine kameram Nikon D3200'den size bahsetmek istiyorum. Kameram Nikon D3200. Kendisi 2012'de piyasaya çıktı. Ben 2013 yılında kendisini Amerika'dan aldım. Aldığım zaman fiyatı $5,500. Şimdi piyasa değerini tam olarak bilmiyorum. Ama kendisi bir giriş seviyesi DSLR makinesi olarak geçiyor. Megapikseli 24.2 megapiksel. Lensi Nikon AF-S Nikkor 18-55 lensten kamerayla beraber geldi. Yani lens ve body'yi bir aldım. Bunun dışında farklı olarak kameralarda aynı otomobillerdeki gibi kilometre ölçülüyor. Yani bunda da arkadaşlar shutter sayısı ölçülüyor. Yani tuşa basma sayısı, fotoğraf çektiğiniz sayı ölçülüyor. Kameram için shutter sayım 10.000'dir. Bu da aslında onun yaşlı bir kamera olduğunun göstergesi. Şimdi hazırsanız diğer özelliklerine geçelim. Tuşları ve kamera ayarları. Kameramızın yukarı panelini incelediğimiz zaman burada modları ayarlamak için tuşumuz bulunmakta. Açma kapama düğmemiz ve deklanşörümüz var. Bu gördüğünüz kırmızı nokta video çekimi için info kısmı var ve burada white balance ayarlarını görüyorsunuz. Onun dışında kameranın bu kısmında başka bir tuş yok. Kameramızın arka paneline geçtiğimiz zaman ise yukarıdan başlayacak olursak AE-L, AF-L tuşu var. Burada şöyle modlar arasında geçiş yapmak veya fotoğraflar arasında geçiş yapmak için şöyle bir yer bulunuyor. Burada LV dediğimiz live tuşu var. Buna bastığınız zaman direkt buraya yansıtıyor. Weaver'daki görüntüyü. Daha sonrasında burada yine yukarı, aşağı, sağ, sol ve ortasında ok tuşu var. Burada uzaktan kumandayı çekmeyi sağlayan bir tuş var. Burada silme tuşu var. Bu tarafa geçiyorum. Çektiğimiz fotoğrafı göstermemizi sağlayan bir tuş var. Altında menü tuşu var. Altında yakınlaştır, uzaklaştır ve info tuşları mevcut. Kameramızın çekim modlarına bakacağımız zaman. Burada gördüğünüz flashsız çekim. Bir sağ kaydırıyorum. Portre çekimi. Bir sağ kaydırıyorum. Landscape çekim. Bir sağ kaydırıyorum. Çocuk çekimi. Bir sağ kaydırıyorum. Aksiyon çekimi. Bir sağ kaydırıyorum. Makro. Bir sağ kaydırıyorum. Gece çekimi mevcut. Bunların dışında asıl profesyonel fotoğrafçılıkla alakalı olan çekim kısımları M yani manuel, A yani aperture priority, S yani shutter priority ve P yani program tuşları burada da mevcut. Bunların yanı sıra eğer yukarıdaki paneli tekrar sağa kaydırırsam guide modunu göreceğim. Burada shoot, view, delete and setup kısmı var. Setup kısmından hızlı ayarları yapabiliriz. Image quality, image size, out of timer, print date gibi kısımlar burada mevcut. Ancak bunu yapmak istemezsem, biraz daha gelişmiş bir şekilde bunu yapmak istemezsem buradan menüye basıyorum. Menü de burada zaten gösteriyor. Menünün ilk modu playback menüsü yani gösterim ekranı. Buradaki yapabileceğim şeyler. Bu taraflara bakıp silebilirim. Bir dosya ekleyebilirim. Burada review yapabilirim. Sağa sola çevirebilirim, slideshow yapabilirim gibi kısımlar var. Onun dışında yine tekrar bu tarafa geçersem ikinci kısımda shooting menü var. Burada neler mevcut? Burada color space, nose reduction, metering gibi kısımlar var. Video ayarları ve aynı zamanda burada en önemli şeylerden biri olan white balance'ı ve ISO sensitivity burada mevcut. Şimdi bunun ayarından kaynaklı şu an ISO'yu ayarlayamıyorum. Ancak diğer modlara çevirirsem ISO'yu ayarlayabilirim. Buradan bakarsak ISO sensitivity'de önemli olan 100'den başlıyor arkadaşlar. Burada 6400 ve high 1'e kadar ISO'yu yükseltebilirsiniz. En düşükte burada 100'e getirebilirsiniz ve otoyu seçebilirsiniz. Tekrar şu tuşa bastığım zaman geri gidiyor eski menüye. Bir daha basıyorum, geri götürüyorum. Bir aşağıdaki menümüz ise setup menü.
Burada setup ile ilgili kısımlar var. Monitörün açıklığı, memory kartı ile alakalı şeyler, gösterim ekranında görmek istediğimiz şeyler gibi, video modu gibi şeyler burada mevcut, dili vesaire. Tekrar bu tarafa gittiğim zaman aşağıda retouch menü var. Burası benim en sevdiğim kısımlardan biri fotoğraf makinesi için. Çünkü fotoğrafı bilgisayara aktarmadan burada da retouch yapabiliyorum. Ne yapabiliyorum? İşte kırmızı gözleri düzeltiyorum, kesiyorum, siyah beyaz yapıyorum, filtre ekliyorum, renk ayarlarıyla oynuyorum gibi kısımlar burada mevcut. Yeniden boyutlandırabiliyorum, balık gözü yapabiliyorum. Ve aynı zamanda fotoğraf makinesinin içerisinde double exposure da yapabiliyorum. Tekrar bir aşağı menüye geçtiğimiz zaman ise burada recent settingler var. Yani yaptığım en son ayarlamalar. ISO, işte silme vesaire gibi kısımlar burada mevcut. Genel olarak fotoğraf makinemizin ayarları bu şekilde. Daha fazla Nikon videosu için lütfen takipte kalın.